Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir poğaça tarifiyle geldim. Arkadaşlar inanılmaz güzel pamucuk oluyor ve bu poğaçanın özelliği büyükçe bir beze yapacağız. Ve bu bezeye arkadaşlar hiç elimizle dokunmadan peynirimizi koyacağız ve fırına da pişireceğiz. İnanılmaz kolay ve yumuşacık pamucuk oluyor. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden malzeme listemize geçiyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz: bir tane yaş maya, 2 bardak süt, 1 çay bardak sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 bardak kepekli un kullandım arkadaşlar. Bu tercih tamamıyla size kalmıştır. Normal unda da tamamını yapabilirsiniz. Ben arada bir kepekli unu poğaçalarımı da kullanıyorum. Ve yaklaşık 1 kilodan 1 bardak eksik un. Ayrıca gerekirse 1 bardak su takviyesi yapacağız kıvamına göre. Evet, gördüğünüz gibi önce mayamızı arkadaşlar ılık süt şeker ile birlikte erittikten sonra tüm malzemelerimizi alıyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben hamurumu Thermomix ile yoğurdum. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra kapağını kapatıp yaklaşık 40 dakika, 1 saat içerisinde hamurum çok güzel mayalandı. Bu kadar mayalanması benim için yeterliydi. Mayalanmış olan hamurumdan fırın tepsime yağlı kağıt koydum ve biraz un serptim. Daha sonra hamurumdan büyükçe bir beze yaptım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sadece bir büyük beze yapacağız ve poğaçalarımızı hazırlamış olacağız. Sadece burada hamurumuzu oynayacağız beze yaparken. Daha sonraki işlemde yaptığımız, elde ettiğimiz bezelerimizi kesinlikle oynamayacağız. Evet, büyükçe bir beze yaptım. Gördüğünüz gibi elde ettiğim bu bezeyi arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlenmeyi bıraktım. Üzerine şeffaf folyo örttüm veya herhangi bir temiz bez örtebilirsiniz. Ve bıçak yardımıyla önce 2, daha sonra 4'e, daha sonra 8 eşit parçaya kestim. Kesmiş olduğum bu üçgenleri arkadaşlar hiç elimizle oynamadan tepsiye dizeceğiz. Yani poğaçamızın şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Şekil vermeyeceğiz ve bu şekilde kalacak. Evet. Kesmiş olduğumuz üçgenleri tepsimizde biraz aralık bırakarak diziyoruz. Artık tepsi mayası yapmayacağız. Bu şekilde dinlenmiş olması bizim için yeterli. Bir makas alıyoruz ve ortasından bu şekilde kesikler atıyoruz. Ortasına attığımız kesiklerin arasına bir tane kaşar dilim yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalınca bir kaşar dilimi olsun. Evet, her birinin ortasına peynirimizi yerleştiriyoruz ve daha sonrasında yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Bu poğaça tarifimi arkadaşlar Instagram sayfamda paylaşmıştım. Çok beğenildiği için ayrıca bu şekilde tekrardan video hazırlamak istedim YouTube kanalım içinde. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz emeğe destek açısından bana destek verirseniz arkadaşlar yorum ve beğenilerinizle çok mutlu olurum. Ayrıca videomun sonunda Instagram sayfamdan nurmutfanurgul ve starlight hesabımda çekmiş olduğum kısa videolarımı birleştirdim. Onlara da ekledim arkadaşlar. Dilerseniz o kısa videolarımı da izleyebilirsiniz. Yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızın üzerine dilediğiniz çörek otunu serpebilirsiniz. Susam, chia tohumu. Arzu ettiğiniz gibi üzerine süsleyelim. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika arası alt ve üst
altın renk alana kadar, güzelce kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. Görüyorsunuz, müthiş kabardılar arkadaşlar. Hiç elimizle oynamadık poğaçalarımızı. Ve poğaçalarımız artık piştiler. Bu poğaçaları arkadaşlar herhangi bir poğaça hamurundan da yapabilirsiniz. Yumuşacık pamucuk oldular. Fırından yeni çıktığı için elime alıp sizlere hemen kopartıp gösteremedim. Evet, dumanın üstünde mis gibi sıcacık poğaçalarımız artık yemek için hazırlar. Ben bu poğaçaları hafta sonu için hazırlamıştım. Müthiş güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Mutfak ve ev inanılmaz derecede lezzetli poğaçalar koktu. Tüm evi kapladı kokusu. Ve gördüğünüz gibi yumuşacık poğaçalar elde ettik. Burada dokusunu sizlere göstereceğim. Ve videomun sonlarına doğru da arkadaşlar Instagram sayfamda çekmiş olduğum videolarımı izleyebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.